Peki bir çalınma, bir hırsızlık hadisesi var. Kedi çalıyorlar. Ama ne güzel bir kedi Ebru'cum. Bir bak bakalım ya. Kapı açık kaldı. Saniyeler içinde kedi çalındı. İstanbul Arnavutköy'de Gökhan Öztürk'ün 4 yaşındaki oğlu evlerinin kapısını açtı. Sadece 10 saniye açık kalan kapıdan sevimli kedi Bulut dışarı baktı. Ancak suça sürüklenen bir çocuk o kediyi işte böyle alıp götürdü. Kediyi gördüğü gibi alıp gitmesi bile oluyor. Apartmandan hızla çıkan çocuk dışarıda bekleyen annesinin yanına gitti. İkili daha sonra gözden kayboldu. Dört yaşında oğlum var, ağlıyor iki gündür, yemek yemiyor. Kendi çocuğumuz gibiydi. Öztürk ailesi çalınan kedilerini bulmak için para dahi teklif ediyor. Bunu bulan gören bilgi verirse ben para da vermek isterim. Ne gerekirse yapmaya hazırım. Bu yani çok şaşkınlık verici bir hırsızlık. Yani sanki o küçük çocuk dışarıda bekleyen annesi o kedinin orada o anda olduğunu biliyorlar. Ya da o anda o apartmanda ne bulurabiliriz çalıntı ayakkabı olarak? Ayakkabı genelde herhalde. Ayakkabı çocuk için... girip baktı ayakkabı yok. Kedi var, beyaz kediyi alıp. Ya ne yapacaksınız o kediyi? Ebru satılıyor. Yani... Çok güzel kediler bunlar. Van kedisi gibi bir şey yani. Çok baksana güzel şuna. Şey. Hayır ben tabii aklıma kötü şeyler de geliyor yani. Yani ne amaçla alabildiler o kediyi? Satmak amaçlı mı? Başka bir amaçla mı? Sadizm mi var içinde? Ne var bilmiyorum ki. Onu yapsalar sokaklarda 100 tane kedi var. Burada niyet neydi? Akıbet ne oldu? Durumu var ya. Yani hani bu çocuğu nasıl hallet edersin? Apartmanın içine girmiş arkadaş. Orada ayakkabı falan filan çal diye annesi tarafından muhtemelen benim senaryom bu. Ardından da o 10 saniyelik arada kedinin kafasında görünce ben bunu çalayım diyor ve alıyor gidiyor yani. Bak anne ne yap, anneye gidiyor canım sonra benim. Kedi çaldın. Bunu mu çaldın? Evet ne yapacağız? Satalım bari. Evet. 100 liraya 200 liraya satarlar. Peki benim o oğlumun kedisi Salih üzüntüsü o ailenin. İşte en büyük suçlu kendisi nasıl suçlu hissediyordur şu an? Düşünsene kediyi kendisine ailesi emanet olduğunu düşünüyor. Benim kedimi ben çaldırdım diyor. Onun verdiği o vicdan azabı çok zor geçer o yavrumda. Bak 10 daha 4 saniye yaşında. Kapıyı açmış kaşla göz arasında. Sen hep dersin ya şuraya koyup arkanı döndüğün anda yerinde bulamazsın ya. Diye gerçekten. Tek şanssızlığı o kapşonlu kızın, gencin ya da çocuğun her neyse o sırada orada olması. Evet. Üzücü. Ödül koydular. Kamera kayıtları topladım. Veterinerlere gittim. Her yere gittim. Bulamadım. Efendim gören, duyan... Bilen bu kediyi lütfen bu güzel aileye teslim etsin. Buradan da biz bir kez daha söylemiş olalım.